Sabah yürüyüşlerim esnasında Fındıklı Parkı'nda görmeye başladım onu. Fakülteye komşu deniz kıyısında. Mantosu, başörtüsü, hava soğuksa sırtını örttüğü yün şalıyla yabanklardan birine oturmuş, denize karşı dua ederken ya da rıhtımın ucunda poşetinden çıkardığı ekmek parçalarını suya atarken. Duruşu kambur, yürüyüşü aksaktı. Sesli dua ederdi. O hastalıklı bedenden beklenmeyecek kalın, sert bir sesi vardı. Ürkütücü bir ses. Cildi koyu, kırışıkları derindi. Derdin, acının vücuda gelmiş haliydi sanki. Onunla karşılaşınca ne bahar iyimserliği kalıyordu bende, ne de Boğaziçi ferahlığı. Onun ekmek parçaları havalanıp poşeti hafifledikçe benim omzumdaki yük ağırlaşıyordu. Şanslılığımı, bencilliğimi, kaçaklığımı, lodosla rıhtımı döven dalgalar gibi vuruyordu yüzüme, hiç farkında olmadan. Koşullarına meydan okuyarak iyilik peşinde koşan birine rastlamak bize de iyi gelir, umutlanırız. Öte yandan o kişinin aynasında kendimizi görmek bize biraz kendimizi bencil, biraz eksik, biraz ihmalkar hissettirir, suçluluk da duyarız. Onunla karşılaştığımda bütün bu karmaşık duyguları hissettim. Biraz daha dikkatli incelediğimde ise onun gerçekleştirdiği eylemle bunu yapış biçimi arasında da ciddi çelişkiler gördüm. Hayallerimizdeki ruhunun güzelliği hareketlerine, davranışlarına, bakışlarına yansımış bir tonton teyze, bir nur yüzlü yaşlı kadın havasında değildi. Kamburdu, gergindi. Sanki herkese, her şeye karşı biraz öfkeliydi. Evet, elindeki poşetten aldığı ekmekleri denize atıyordu. Belki balıkları besliyordu ama etrafında dolaşan diğer hayvanlara, kedilere, köpeklere ve martılara hiç de o kadar cömert davranmıyordu. Sert bakışlarla ve korkutucu bir kalın sesle onları etrafından kovalıyordu. İlk zamanlar basbayağı kaçtım ondan. Öyle ya, zindeleşmek, güne moralli başlamak için sabahın köründe uyanıp yürüyüşe çıkıyordum. İçimde büyüyen sıkıntıyla işe yollanmak için değil. Fakat ondan uzak durmak da kendimi iyi hissetmeme yol açmıyordu. Oturduğu bankı gözetlediğim, poşetindeki ekmekleri avuç avuç denize boşaltmasına tanıklık etmediğim günler, içimde bir eksiklik duygusu beliriyor, o his gün boyunca zihnimi kemirerek büyüyordu. Onu görmek huzur vermiyordu. Ondan kaçmanın yarattığı huzursuzluksa daha büyüktü. Bir öyküyü yazmaya teşvik eden de, onu merakla okutan da çatışma ve gerilimdir. Karakterin iç ve dış dünyasıyla çatışması, yazarın bir durum veya olay karşısındaki gerilimi. Ben kareli öyküleri yazarken 3 aşamadan oluşan bir yöntem uyguladım. Bunlardan ilki sokak yürüyüşleriydi. İkincisi bu keşif yürüyüşleri esnasında kayda değer bulduğum anların fotoğraflanmasıydı. Üçüncü aşama ise çekmiş olduğum yüzlerce, binlerce fotoğraftan bazılarının bana bir öykü yazmam için yapmış olduğu baskıydı. O karenin içinde kalmayı reddedip daha fazla derinlik ve daha fazla hayata geçmek arzusu uyandırmasıydı. Kareli öyküleri bu 3 aşamayı saydığım sıralamayla genellikle yarattım, oluşturdum. Ama bunun istisnaları da oldu. Derya'na bunlardan ilkiydi. Onu parkta gördüğüm an öyküsünü yazacağımı anlamıştım. Dakikalarca izledim. Denizi besleyen bu kadına Derya Ana ismini verdim. Aynı zamanda bu isim öykünün de başlığı olacaktı. Sonra fotoğrafını çektim ve sonra da Galata'ya doğru öyküsünü yazmak üzere yola çıktım. Müzik.
Sonraki birkaç gün sabah yürüyüşüne çıkmadım. Kendimi halsiz hissediyordum. Haftanın son iş günü, telefonumun alarmı çalmadan bir saat önce uyandım. Hava soğuk ama yağışsızdı. Çok az uyumama karşın dinçtim. Doğruca mutfağa gittim. Bir gün önce şirket yemekhanecisinden aldığım bayat ekmek poşetinin ağzını açtım. Evde biriktirdiğim ekmekleri ilave edip ağzını sıkıca bağladım. Bir çırpıda giyinip dışarı çıktım. Her zamanki parkurumda yürümeye başladım. Derya Ana'yla ne konuşacağımı tasarlamaya çalışıyor fakat bir türlü kafamı toparlayamıyordum. Nihayet parkın köşesine vardım. Henüz gelmemişti. Her zaman oturduğum banka ilişerek beklemeye koyuldum. Bu saatte parkta olurdu hep. Ne olursa olsun bekleyecektim. Gelmedi. İş yerimi arayıp bir saat kadar gecikeceğimi haber verdim. Sonra işimin uzadığını söylemek için tekrar aradım. Öğle tatiline kadar oyalandım. Sonunda poşeti boğaza boşalttım. Hem yazıyor hem de merak ediyordum. Derya'nın aslında nasıl biriydi? Yüreğinin güzelliği niye hareketlerine yansımamıştı? Niçin balıklara ekmek atacak kadar merhametli, diğer hayvanları kovalayacak kadar tavizsizdi? Ertesi hafta da gelmedi. Yemekhaneci, perşembe akşamı yamağıyla koca bir torba bayat ekmeği ofisteki masama gönderdi. Cuma sabahı elimde poşetle doğru parka gittim. Derya Ana'nın bankında başı örtülü, mantolu bir kadın oturuyordu. Daha zayıf, dik duruşlu genç biriydi. Yanında Derya Ana'nınkine benzer bir poşet vardı. Zaman kaybetmeden banka doğru ilerledim. Kadın yüzünü denize vermiş, ellerini açmış, dua okuyordu. Benim yaşlarımda olmalıydı. Sivri çeneli, ince dudaklı, kemikli burunluydu. Onca bank boş dururken yanına oturmam onu tedirgin etti. Dua için açık tuttuğu ellerini indirdi. Bankın diğer ucuna doğru kaydı. Ekmek dolu poşetimi göstererek "Merhaba," dedim. Aynı amaçla orada olduğumuzu anlayınca ürkekliği biraz olsun yatıştı. Selamımı başıyla aldı. Bir şey demedi. Evet, düğümün çözüleceği sahneye yaklaşıyoruz. Peki bu genç kadın Derya Ana'yı tanıyor olabilir miydi? Yoksa giyimi, kuşamı, poşeti, aynı bankı paylaşmış olması yalnızca birer rastlantı mıydı? "Burada bir teyze otururdu her sabah," dedim. "Duasını okur, sonra da ekmeklerini denize atardı." Göz ucuyla poşetimi göstererek, "Ben de onu taklit etmeye başladım ama teyze gelmiyor artık." Kadının gözünden yanağına doğru bir damla yaş kaydı. Dudaklarını oynatarak duasını bitirdi. Elleriyle yüzünü sıvazladıktan sonra, "Annem de o benim," dedi. "İki hafta önce vefat etti." Öylece kaldık. Dev bir tankerin dalgalandırdığı boğaz rıhtıma tokat gibi vurdu. Taşan su ayaklarımıza kadar ulaştı. Bir martı acı acı bağırdı. Bu genç kadın sorularımızı cevaplayabilecek miydi? Derya Ana'nın kızı olduğuna göre muhakkak bir takım bilinmezlerin perdesi aralanacaktı. Ama bütün davranışlarımızın mantıklı bir gerekçesi var mıydı? İnsan en sevdiklerinden bile bir takım şeyleri gizliyor olamaz mıydı?
Genç kadın poşetiyle ayağa kalktı. İçinden bir avuç ekmek alıp Deniz'e bıraktı. İnip kalkan omuzlarından hıçkırarak ağladığını anlayabiliyordum. Yanına gittim. Ben de kendi poşetimden bir avuç alıp havaya fırlattım. Martılar ekmekleri görünce üstümüzde dolaşmaya başladılar. Genç kadın simsiyah, ıslak gözlerini benimkilere dikti. "O kadar havaya atmayın, martılar yer ekmekleri," dedi. Öyle kararlı söylemişti ki bunu, hiç itiraz etmeden usulca ekmekleri suya bırakmaya başladım. O sırada bir sokak köpeği kuyruğunu sallayarak yaklaştı. Annesi gibi ani ve korkutucu bir sesle "Hoşt, hoşt!" diye kovaladı köpeği genç kadın. Sonra yine sessizce Deniz'e ekmek atmaya devam ettik. Poşeti ters yüz edip dibindekileri de boğaza boşaltırken "Size bir soru sorabilir miyim?" dedim. Genç kadın da kendi ekmeklerini bitirmiş, poşetini katlayıp çantasına koymaya hazırlanıyordu. Ne samimi ne de mesafeli bir tonda "Buyurun," diye yanıtladı. Sanırım ona çok daha zor geçebilecek sabahı biraz olsun hafiflettiğim için kendini borçlu hissediyordu. "Annenizin iyilikseverliği beni derinden etkilemişti. Siz de onun kaldığı yerden devam ediyorsunuz. Yalnız neden diğer aç hayvanları kovalayıp sadece balıkları beslediğinizi merak ediyorum." Genç kadın acı acı gülümsedi. "Annem ekmekleri balıklar için atmıyordu ki denize," dedi. Ani ve güçlü bir esinti elimdeki poşeti doldurdu. Kadın arkasını dönüp banka oturdu. Ben de sabırsızlıkla yanına gidip eski köşeme iliştim. "Annem bu parka gelmediği zamanları televizyon başında geçirirdi," dedi. Kaçak mülteci teknelerinin batma haberlerine ve onlarla bir sulara gömülen çocuklara yüreği dayanmazdı. Mendiliyle gözlerini kurulayıp burnunu çektikten sonra devam etti. Ekmekleri de o çocuklar için denize atardı. Belki içlerinden sağ kalan vardır. Bu ekmekler onlara ulaşır da hayatta kalmalarını sağlar diye.